yolunu açar, destek olur, arkasında durur. Ancak unutulduğunu, horlandığını, iradesinin yok sayıldığını gördüğü anda, yeri ve zamanı geldiğinde gereğini yapmasını çok iyi bilir. 23 Haziran İstanbul seçimleri bu gerçeğin ispatıdır. Sadece Millet İttifakı'na oy veren vatandaşlarımızın değil, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na oy veren vatandaşlarımızın da bu demokrasi destanında büyük katkısı var. Özellikle 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na oy verip 23 Haziran'da kararını değiştiren vatandaşlarımız demiştir ki, ben milletim. İrademle birini seçtiysem bu gerçeği kimse değiştiremez. Bugün Millet İttifakı'nın adayına hukuksuzca müdahale eden zihniyet, yarın benim tercihime de aynısını yapar. Sözün ve kararın bana, yani millete ait olduğu gerçeğini değiştiremez. Bu feraset, bu olgunluk 23 Haziran'da bir demokratik dayanışmaya dönüşmüş. Milletimiz iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu bir kez daha ilan etmiştir. Bu seçimin kazananı hepimiziz. Ama az sayıda kaybedeni de olmadı değil hani. Kimlerdir onlar biliyor musunuz? Mesela şehre, İstanbul'umuza ihanet edenlerdir. Şehri betona gömenler, İstanbul'dan haksız rant edinenlerdir. Çalışmadan şehri haraca bağlayanlardır. İstanbullunun parasını çarçur edip adına hizmet diyenlerdir. Bu şehirde yaşayan milyonları hayat pahalılığı altında ezenlerdir. Trafiği ömür törpüsü edenler, güzelim kenti ağaçsız, kuşsuz, çiçeksiz bırakanlardır. Çocukları apartmanlara, kadınları evlerine, emeklileri sadece bulmaca çözmeye mahkum edenlerdir. Değerli milletvekilleri, bizler siyasi partiler olarak elbette çalıştık. Ne olup bittiğini milletimize anlatmak için uğraştık. Ancak açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki, 23 Haziran sadece partilerin değil, bizzat Türk milletinin destanıdır. Bu sürecin kahramanlarından biri de bu milletin iyi ve cesur evlatları olan sizlersiniz. Henüz 2 yaşını doldurmamış partimizle seçim maratonlarında soluksuz koştunuz. Türk milletinin makus talihini insanüstü çabanızla değiştirdiniz. İyi ve cesur insanlar, 25 yıldır değişmeyeni değiştirdiniz. 17 yıldır durdurulamaz denileni durdurdunuz. Sizinle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Canımızdan aziz bildiğimiz milletimizin iradesinin tekmelendiği günde dengeleri değiştiren sizler oldunuz. Milletimize tercüman, demokrasimize nefes oldunuz. Bu yürüyüş sıradan bir yürüyüş değildir. Biz üzerimize kilitlenen kapıları kırarak geldik. Önümüze çekilen tel örgüleri aşarak geldik. Mikrofonu kapattıklarında yürekten haykırarak geldik. Elektrikleri kestiklerinde salonları gözlerimizdeki ışıkla aydınlatarak geldik. Bomba var, girmeyin dedikleri meydanları doldurarak geldik. Yalanı, iftirayı, tehdidi yendik. Ahlaksız manşetleri yendik. Biz bugünlere
küresel odakları, yabancı başkentleri turlayarak değil, Anadolu'yu karış karış dolaşarak geldik. Bizim için cesaret, el oğlunun ya da lobilerin boyuna taktığı madalya değil, yaşam tarzımızdır, hayat tarzımızdır. Biz mağrurlara, muktedirlere meydan okuyarak geldik. Diz çökerek, boyun bükerek değil, zalime korkmadan zalim diyerek, kendini bilmeze, millete tepeden bakana kafa tutarak geldik. Hapisle tehdit ettiklerinde hiçbirimiz korkmadık. Susmadık, eğilmedik. Çantamızı hazırlayıp gelin alın diyerek millet yolunda her şeyi göze aldığımızı ilan ettik. Bu cesur kadroyla gurur duymamak mümkün mü? İyi ki varsınız. Allah her birinizden ayrı ayrı razı olsun. Aziz milletim, seçim maratonu boyunca iktidarı defalarca uyardım. Dedim ki, seçimin ülkemizi oyalamasına izin vermeyin. Yapay gündemleri bırakın, milletimizin ve ülkemizin gerçek gündemini konuşalım. Elbette yarışalım ama mutfaktaki yangına çare aramaktan geri durmayın. İllet, zillet diyerek evde, iş yerinde, kahvede, tarlada, fabrikadaki gerçeğimizi perdelemek istediler. Çiftçimizi, esnafımızı, bakkalı, manavı teröristlikle itham ettiler. Ama sonunda ne oldu? 23 Haziran kimin eğri, kimin doğru durduğunu gösterdi. Bize attıkları bütün iftiralar boşa çıktı. Bütün o dediklerini tek tek kendileri yaptı. Seçime 3 gün kala FETÖ'cüler Millet İttifakı'nın adayına oy vermeyin diye çağrı yaptılar. İstanbul'a mitil atacağını söyleyenler bir baktık ki mitili İmralı'ya atmışlar. Maskeler düştü, mağdurlar mağrur oldu, bilgeler akil adam oldu. Bir belediye başkanlığı uğruna teröristin ayağına gittiler. Ülkenin cumhurbaşkanı televizyonda yarım saat terörist başının mektubunu şerh etti. Küçük ortak terörist başını niye dinlemiyorsunuz diye açıklama yaptı. Teröristi yerli ve milli ilan ettiler. BKBK dediler, takaya binip İmralı'ya gittiler. Bunu yaparken de Türk milletini, Türk milliyetçilerini teröriste yazdırdıkları mektuba pul etmeye cüret ettiler. 23 Haziran işte bu aymazlığa atılan bir tokattır. Bir dur çekmektir. Yeter artık, o kadar da değil demektir. Haddinizi bilin demektir. Teröristten medet uman siyasetiniz yere batsın. 5000 yıllık Türk devletinin itibarını yerle bir ettiniz demektir. Dün Edirne'yi Enver alacağına Bulgar alsın diyenler vardı. Bugün İyi Parti geleceğine terörist başı gelsin diyenler var. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ve bunların bütün iftiralarını boşa çıkaran Rabbime şükürler olsun. Rahmetli Abdurrahim Karakoç vasiyet şiirinde ne güzel anlatır. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime
bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşman tasından, sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne bir de canına tükür. Türk milliyetçilerini kimsesiz, ocaksız sananlar kahrolsunlar. Değerli milletvekilleri, aziz milletim. Seçim geride kaldı. Her seçimden sonra seçmen ne mesaj verdi tartışmaları yapılır. 23 Haziran seçiminde milletimizin mesajı öyle şifreli falan değil, gayet açık, nettir. Milletimiz huzur istiyor. Milletimiz adalet istiyor. Milletimiz refah istiyor. Milletimiz kavgayı bırakıp mutlu olmak istiyor. Dava arkadaşlarım, tek adam rejiminin bir yıl içinde iflas ettiğini gördük. Yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmasına son verilmeli. Kuvvetler ayrılığı kesin bir şekilde tesis edilmeli. Tek adam modeliyle Türkiye yönetilemiyor, yönetilemez. Bu ısrarın ülkemize verdiği zarar ortada. Türkiye'nin acilen normalleşmeye ihtiyacı var. Terörist başı ile görüşmeler derhal sonlandırılmalı. Yeni bir açılım, saçılım sürecine kesinlikle teşebbüs edilmemeli. Ekonomiden anlamayan damat, İçişleri, iftiracı İçişleri Bakanı ve millete hakaret eden Tarım Bakanı hemen görevden alınmalı. Sayıştay raporlarıyla tespit edilen bütün yolsuzluklar için yargı yolu açılmalı. AK Parti yetkilileri seçimlerden sonra demokratik tövbe edeceğiz demişlerdi. Samimiyetlerini göstermeleri, ülkede güvenin sağlanabilmesi için bu ilk adımların bir an önce atılması gerekiyor. Milletle inatlaşılmaz. Hukukun üstünlüğünün ve kuvvetler ayrılığının yeniden kurulması milletimizin hayrınadır. Biz siyaseti bir kan davası olarak görmüyoruz. Dün şunları bunları dediniz diyerek kenarda durmayız. Türkiye'nin bir an önce düze çıkması için Sayın Erdoğan'ı partiler arası bir mutabakat arayışına davet ediyoruz. Gerilimin düşürüldüğü, somut meselelerin, somut çözümlerinin konuşulduğu bir sükunet dönemi çağrısı yapıyoruz. Slogan atarak hamaset üzerinden meselelerimizi çözemeyiz. Ülkenin geleceğinin koltuk hırslarına feda edilmesine razı olamayız. Yürütme yetkisi ve sorumluluğu Sayın Erdoğan'dadır. Bu yetkisini çatışmadan değil, uzlaşmadan yana, düşmanlıktan değil, kardeşlikten yana kullanması, kendi siyasi geleceği için de en doğrusudur. Mevcut siyaset ve yönetim anlayışını sürdürürse, bir daha seçim kazanamayacağını fark etmiş olmalıdır. Ülkeye verdiği hasarın hiç değilse bir kısmını tamir etmesi kendisi için de iyi olacaktır. Türk milleti çaresiz ve çözümsüz olmadığını biliyor. Bu düzen ila nihaya devam edecek değil. Ya düzelteceksiniz ya da millet sizi tasfiye edecek. Yandaşlarınız, dal kavuklarınız, borazan medyanız sizi kurtaramaz. Ya kendinizi yenileyeceksiniz ya da yenile yenile gideceksiniz. Değerli milletvekili arkadaşlarım, seçim hesaplarıyla İTKK ayar verilen ekonomik tablo artık dikiş tutmaz hale geldi. Ülkemiz tarihinin en ağır krizlerinden biriyle karşı karşıya. İşsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı milletimizin canını yakıyor. Ekonomimiz daralıyor. Lokmalar küçülüyor. Öğünler eksiliyor. Artık seçim gündemden çıktığına göre
Sayın Erdoğan'ın biraz da bu işlere kafa yorması lazım. Köprüde kendini yakanlar, okulda açlıktan düşüp bayılanlar var bu ülkede. Bir avuç insan zengin oldu, milyonlar fakirleştirildi. Evet, bu arada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimleri üzerinden tam bir yıl geçti. Gelin ilk yılının karnesine birlikte bakalım. Türk ekonomisi 2018'in son çeyreğinde %3 küçüldü. 2019'un ilk çeyreğinde %2.6 tekrar küçüldü. Ekonomimiz resmen resesyona girdi. Peki diğer ekonomik göstergelerimiz bundan daha mı iyi? Hayır. Döviz kurundaki bir yıllık artış %22. Enflasyon oranı %18 seviyesinin üzerinde. İşsizlik %10'dan %14'lere çıktı. Son açıklanan verilere göre bir yılda 1.334.000 insanımız işsiz kaldı. Bütçe açığı 2.7 milyar liradan 12.1 milyar liraya çıktı. Yani %548 arttı. Ticari krediler için yıllık maliyet %16.6'dan %27.6'ya yükseldi. Bu maliyetlerle hangi baba yiğit memlekete doğrudan yatırım yapacak? İhtiyaç kredilerinde de durum aynı. Yıllık faiz oranı %17.3'lerden %29.6'ya kadar yükseldi. Konut ve taşıt kredi faizleri neredeyse ikiye katlandı. Bu oranlar ile vatandaş nasıl ev alsın, nasıl araba alsın? İnşaat ve otomotiv sektörleri kan ağlıyor, kan. Resim bu kadar net. Ekonomi yalan söylemez. Ekonomi yalanla yönetilmez. Ekonomi talepkardır. Akıl ister. Bürokrasi, demokrasi ister. Adalet ister. Hak ister. Hukuk ister. Düzgün bir devlet yönetimi, toplumsal birleşme ve motivasyon ister. Yoksa ekonomi düzelmez. Ekonomi düzelmedikçe yarınlarımız tehlike altına girer. Damadın masallarıyla seçime kadar geldiniz. Ama artık bıçak kemiğe dayandı. Yokluğa, yoksulluğa bir an önce çare bulun. Duble yol yaptım. Türkiye'ye buzdolabını ben getirdim. Karnınızı ben doyurdum gibi söylemler hem devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor hem de artık bıkkınlık veriyor. Öyle büyük atıyorsunuz ki neredeyse Anadolu'ya İslamiyet'i ben getirdim diyeceksiniz. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Duble yol yaptınız diye ölene kadar sizi iktidarda mı tutalım? 17 yılda 2.3 trilyon dolar bütçe, 70 milyar dolar özelleştirme geliri, 450 milyar dolar dış borç kullandınız. Yolda mı yapmayacaktınız? O kaynakları doğru kullansaydınız, israf etmeseydiniz, Türkiye bugün bu halde olur muydu? Masallar ve rakamlar karnımızı doyurmuyor Sayın Erdoğan. Millet iş ve aş istiyor. Damadınıza ayak altından çekin, liyakatli bir ekibi ekonominin başına getirin, bizi dinleyin, milletin halinden haberdar olun. Ama buradan ilan ediyorum. Bunlara kulak asmam. Ben bildiğimi okurum diyorsanız bilin ki Türk milleti çaresiz değil. Türkiye'de artık yeni bir dönem başladı. İlimizi ve töremizi bozanlar artık yolcu. AK Parti için o mahur beste çalıyor. Kış geliyor. Yani winter is coming. Aslında ben gider ayak
milletle helalleşmeleri için atmaları gereken adımları söyledim. Yaparlarsa ne âlâ, yapmazlarsa sorun değil. Milletimiz görev verir, biz yaparız. İyi Parti bu göreve hazır. Karamsar değiliz, ümitliyiz. Türk milletine güveniyoruz. Bütün bu zorlukların üstesinden geleceğimiz günler yakındır. Çoğu gitti, azı kaldı diyorum. Durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Millet yolunda elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Türk milleti bizlerden çözüm bekliyor. Tezgahının başında günde 15 saat çalışanlar çözüm bekliyor. Hastanede sıra bekleyenler çözüm bekliyor. Her gün omuzlarımda bu yükle uyanıyorum. Hiç merak etmeyin. Ya çözeceğiz, ya çözeceğiz. Türkiye'nin çözemeyeceğimiz sorunu yok. Gelir geçer söylemlerle değil, somut projelerle çözüm üreteceğiz. Türkiye'nin tüm kronik sorunlarını bir bir çözeceğiz. Biz bir geliştirme vaat etmiyoruz. Biz topyekün bir değişim vaat ediyoruz. Tükettiğinden daha fazla üreten bir Türkiye vaat ediyoruz. Yurt dışından gelecek kredilere mahkum olmadığımız, Türk bankalarının mevduatla dolup taştığı bir ekonomik düzen vaat ediyoruz. Borç altında ezilen analar babalar yerine birikim yapabilen bir Türkiye vaat ediyoruz. Her bir vatandaşının gelecek kaygısı duymadan yaşayabileceği bir ülke vaat ediyoruz. Dünyaya açılmış yüzlerce Türk markası vaat ediyoruz. Avrupa'nın en geniş topraklarına sahip bir ülkenin evlatları olarak tarımda ihtiyacından çok daha fazlasını üreten bir Türkiye vaat ediyoruz. Varlıklı çiftçiler vaat ediyoruz. Türk milletinin zenginleştiği, dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke vaat ediyoruz. Her bir kuruşun değerini bilen bir devlet vaat ediyoruz. Ahlaklı ve erdemli siyaset vaat ediyoruz. Siyasetçilerin ahlaklı olması yeterli değil. Sistemin ahlaklı olması gerekiyor. İşte bu yüzden kim başa gelirse gelsin, rantçılara göz açtırmayan, kimsenin harama el uzatamayacağı yeni bir düzen vaat ediyoruz. Eski aktörler artık tasfiye oluyor. Siyasette iyi bir dönem geliyor. İyilerin dönemi geliyor. Devletiyle, milletiyle, tarihiyle ve değerleriyle barışık kadrolar geliyor. Mutlu millet, güçlü devlet hedefimize ulaşmak için bütün milletimizi İYİ Parti saflarına davet ediyorum. Bugüne kadar hangi partili olduğumuzun bir önemi yok. Dürüst ve namuslu olmak dışında bir kriter aramıyoruz. Türkiye iyi olsun, daha iyi olsun, çok daha iyi olsun diye gelin hep beraber yürüyelim diyoruz. Bundan böyle kimse sandığı tekmelemeyi aklının ucundan bile geçiremeyecek. Kimse milleti aldatamayacak. Kimse milli iradeyi gasp edemeyecek. Çünkü biz varız. Biz karanlığı dağıtan güneşiz. Biz Süleymaniye'de ezan, Eyüp Sultan'da şükür namazıyız. Biz Mehmetçiğin göğsündeki ay yıldızız. Biz Türkiye'yiz. Biz gururla ne mutlu Türk'üm diyene diyebilenleriz. Biz İYİ Parti'yiz. Dünyaya dünya
dünyaya bir kez daha demokrasi dersi veren büyük Türk milletine selam olsun. Artık biz varız. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve Türkiye iyi olacak. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.